Selam, ben Batuhan. Bugün Bloxfist'te kullanabileceğiniz birkaç tane sıklıktan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm linkler ve açıklamalar kısmında exploit olarak ise SignMZ'yi kullanıyorum. Satın almak isterseniz Discord'dan bana yazabilirsiniz. Ama merak etmeyin, web sitemde ücretsiz bir sürü mobil exploit var. Onları kullanabilirsiniz. Emülatörler aracılığıyla da bilgisayardan da onları kullanıp yani yine bir bilgisayar deneyimi yaşayabiliyorsunuz. O yüzden problem değil. Şimdi hızlıca ilk script'imi execute edeceğim. Şöyle hızlıca gelelim, bir oyuna girelim. Script linkini kopyaladım. Geldim buradan, execute dedim. Siz kameramdan dolayı göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi hile geldi. Aslında Roblox script'ler arasında, yani Bloxfist için tasarlanmış script'ler arasında en çok bunu seviyorum. Çünkü hem menüsü güzel hem de fazlasıyla optimize denilebilecek bir menüye sahip. Çok da kasmıyor. Hızlıca gelelim main bölümünden, ana bölümden. Hızlıca bir rotofarm level'a gelelim. Uçalım, kaçalım. Başlangıç olarak 29 seviyeyim. Farm yapabilirsek tabii. Şöyle savaşmak için ihtiyacımız olan şeyi de elimize alalım. Aksi halde vuramayabiliyoruz. Kendinizi seçebiliyorsunuz gerçekten. O yüzden aşırı bir muazzam problem değil. Buradan eğer FPS seviyeniz düşükse yükseltebiliyorsunuz ama ben bunu şu an tercih etmeyeceğim. Bazen donuyor, oyundan atıyor vesaire. Bossları kesebiliyorsunuz. Birazcık daha aşağı inelim. Burada teleportlar bypasslanabiliyor. Güzel. Lediniz skill'i kullanabilirsiniz. Auto stats bölümünü basacağım. Şöyle gördüğünüz gibi kullanıyor. Enerjimiz artsın. Teleport bölümü var. Şu şekilde. Şöyle. Hızlıca başka bir adaya geç. Adaya konuşamadım. Hızlıca başka bir adaya geçtim. Aslında bunda şöyle güzel bir özellikler var. Yani bunda şu şekilde bir auto kill hour var. Ya aslında hemen hemen her script'te var. Ama bunda daha iyi diğerlerine göre. Tabii şu an biriyle fight atamayacağım. Karakterim o kadar iyi değil. Ana amacım şu an farm yapmayı göstermek. İçerisinde bir anti AFK özelliği olacağı için böyle bir rahatlıkla hızlıca dread anti AFK ile yapabilirsiniz. Zaten otomatik olarak aktif bir şekilde geliyor. Onun haricinde ise bu script'le alakalı gösterebileceğim böyle çok da ana unsur olduğunu düşündüğüm bir şey yok. Diğerleri normal şeyler. Hemen hemen her script'te olan ve en iyi özelliklerini sadece ne olduğunu düşünüp onu göre anlattım. Ek olarak bununla ilgili başka aslında gösterebileceğim pek bir şey yok ama şu an göstereceğim script'ler arasından bence en iyilerinden biri bu. Şimdi ikinci script'imi exploit ettim. Şöyle Master Hub geldi. Tuhaf bir yapısı var. Hızlıca başlayalım. Öncelikle bir önceki script'te aktif ettiğim tüm özellikleri deaktif ettim ki bu sayede daha rahat kullanabileyim. Bu arada tüm hepsini tek bir linkle bıraktım ben. Zaten web sitemden ulaşacaksınız. Sadece adını yazmanız yeterli hub'ın. Direkt görebilirsiniz orada. Şimdi gelelim. Burada bu sefer daha güzel bir menüye sahip. Gördüğünüz gibi diğerine göre daha hoş. Şöyle gelelim, hızlıca bir item seçelim. Bunda sadece dil özelliği pek iyi değil ama problem değil. Ben size göstereceğim. Hemen gelelim şuradan. Amele gibi havada vurmazsa şayet. Şurada bir farm özelliği seçelim. Farm speed dedim. Yani istediğim tek şey hızlı farm kasması. Şöyle gördüğünüz gibi fazlasıyla da hızlı yapıyor aslında bunu. Tabii vurabilirse level de seçebilirsiniz aslında şuradan. Gelelim böyle. Hangisi? Şu ilk baştakini seçeceğim. Tabii sen bir daha kapadaç yapacağım seni. Okey, bir daha açtım. Ona kilitlendi, iyice onu vurmak istiyor. Tamam. Sıkıntı yok. Birazcık daha aşağı inelim. Burada istatistikleri görebiliyorsunuz. Bizim için önemli olan diğer noktalarda şöyle gelelim bir. SCP'yi çalıştıracağım. Fruitleri vesaire görebiliyorsunuz. Şu anda görev almaya başladı ve çok gürültülü ilerliyor. Böyle hemen gelelim birazcık daha aşağı. Ben burada hızlı hızlı geçiyorum ama siz zaten görüyorsunuz. Böyle aklınızda takılan bir şey olsa direkt videoyu durdurabilirsiniz. Teleport bölümü var. Genelde ben Bloxfist oyunlarında ya o videolarımda teleportları kullanmıyorum. Çünkü çok da bir mantığı yok ama tabii sizin için farklı olacak. Benim şu an ihtiyacım olan auto stats bölümü. Göremedim. Büyük ihtimal benim körlüğümle alakalı bir mevzu. Burada olamaz. Player bölümünde olabilir mi? Hayır. Teleportla alakalı bir bölümde olması çok mantıksız olur. Burada da değil. Genelde en aşağıya koyuyorlar. Ama bu sefer göremedim. Büyük ihtimal vardır bir yerde ama benim kör gözüm şu an bunu bulmakta zorlandı. Evet, o kadar çok hızlı klik atıyor ki. Yani arda vurduğu için haliyle attı beni. Gayet normal. Siz onun seviyesini orada ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden problem değil. Ben elimden geldiği her şeyi maksimum seviyede göstermeye çalışıyorum ki karşılaşabileceğiniz problemleri siz de görebilirsiniz. Tamam, üçüncü script'imiz de geldi. Ben bu dilin adını unuttum ama gerçi çok fazla gerçi dedim.
Bu menü İngilizce olduğu için hiç bir problem yok. Gelelim şimdi hızlıca buradan bir item seçeceğiz. Burada normal seçeceğim. Az önceki gibi çok hızlı seçerseniz oyundan atılırsınız. O yüzden hiç YouTube'a girmek istemiyorum. Başlangıç seviyem 47. Şöyle şunu seçersek hızlıca görev alıp bunu benim için yapmaya başlayacak. Birazcık daha yavaş ilerliyor diğerine göre ama daha fazla save olduğunu söyleyebilirim. Buradan tab genel bölümüne gelelim. Burada gördüğünüz gibi bosslarla fight atabiliyorsunuz. Tabii bir mob. Gerçi hepsi aşağı gidiyor. Bunu böyle yapmış. Mantıklı. Gayet makul. Şimdi burada bir ESP özelliğimiz var. Böyle oyuncuların bulunduğu yeri ve diğer şeyleri görebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada bir troll bölümü vermiş ama kullanmayacağım. Gelelim. Ben hala autostart sarıyorum. Önceki script'te de bulamadım. Nerede bulamıyorum? İhtimalle ben körüm. Şu an görme bozukluğu yaşı olma ihtimalim çok yüksek. Bulacağım ama inşallah bir gün ben de bunu. Böyle sadece oyun boyu buna basmışım bir şeyler. Diye hiçbir şey basmamışım. Görebiliyorsunuz yani bunların hepsi amele gibi kalmış. 140 basmışım buna. Vay be. Ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Aslında bu 3 script de böyleydi. Daha fazla çıktığımı göze atmayı düşünüyorum. Ben gerçi her gün bir video paylaşıp çok hızlı bitirdim. İlk olarak gösterebileceğim aslında pek de fazla bir şey yok. Daha fazlası için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Elimden gerekçe düzenli olarak video paylaşmaya çalışıyorum. Eğer hoşunuza giderse bundan sonra böyle tek tek bir script'te özel video değil, bir videoda birden fazla script'te barındırabilirim. Daha güzel olabilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.